yanınızdayız. Günün üçüncü maçıyla her şeyin olabileceği, her türlü ihtimalin gerçekleşebileceği bir gruptayız şu an itibariyle. Gerçekleşiyor zaten. Ve gerçekleşiyor da dediğin gibi Kaan. Şunu söylemekte belki yarar var maçtan önce. Eğer ki bu maçı Splice kazanırsa dörtlü bir tiebreaker, yani eşitliği bozma yoluna gidecek bir senaryoya doğru gidebiliriz. TSM eğer kazanırsa bu ihtimal ortadan kalkıyor. Bunu hatırlatalım bir kez daha ve yasaklamalara doğru geçelim Kaan. Kasadin, Jace yasaklaması geldi. Senkaks da müthiş bir Kasadin oyuncusu, yasaklandı. Sven Skerran'ın, Lee Sin'i herkesi çok korkutmuş. Lee Sin ve tabii ki Nidalee geldi. Nidalee ve Lee Sin yasaklama senin dediğin gibi. Sven Skerran, bu arada daha fazla yasaklama biraz görmeden tahmini unuttuk, tahmin alalım. TSM. Ben de TSM'den yana kullanacağım. Biraz evvelki yalnız Senkaks'ın Malzara da çok korkutmuş galiba TSM'i. Malzara da yasaklar. Senkaks odaklı bir yasaklama gidiyor. Çünkü Splice'ın temelinde, merkezinde her şeyde Senkaks var. Biraz evvelki karşılaşmada da Bjergsen falan, yani belki de kariyerin en kötü maçlarından birini oynadı. Ki Zilean'la imza şampiyonu ya. Bu sefer Zilean olacağını hiç zannetmiyorum. İki tarafın da en güçlü tarafı orta koridor. Bakalım o eşleşme nasıl olacak. Rumble yasaklaması geldi ve Syndra'yı açıkta bırakırsanız Bjergsen'in imza şampiyonu, bu Yaman'ın en güçlü orta koridorlarından birine Syndra'yı alır Bjergsen ve bir anda TSM bir adım, hatta iki adım öne geçti. Aynen öyle. Bjergsen bakalım o Syndra'yla neler gösterecek bize maç boyunca. Splice tarafına geçiyoruz seçim ekranı için ve hiç bekletmeden hem Karma'yı hem de Elise aldılar. Valla Karma ile yapılan hız kompozisyonları şu ana kadar felaket sonuçlandı. O yüzden ne yapacaklar bilmiyorum ama Bjergsen'e Syndra bırakmak, yani intihar etmeye yakın. Bakalım ne olacak. TSM bakalım şimdi nasıl biraz devam evvel, ettirecek. Biraz evvel mağlubiyetin baş sorumlusuydu Bjergsen. Bu sefer takımı sürükleyebilecek şampiyon elinde. TSM, Sven Skerran ve Bjergsen şimdi seçimlerini yapacaklar takımları için. Bjergsen'i görüyoruz bu arada ekranlarda. Nocturne gösteriliyor ama zannetmiyorum seçileceğini. Ben de zannetmiyorum. Şu anda büyük ihtimalle sadece rakiplerini yani düşünüyorlar. Düşünürken de onun üzerine duruyorlar. 10 saniyeleri kaldı. Artık son konuşmalar yapılıyor. 5 saniye. Rek'Sai tabii ki çok daha mantıklı. Rek'Sai ve Jhin. Rek'Sai, Jhin. Gayet mantıklı. Bakalım. Jhin'in tam istediği ön tarafta rakibi tutacak şampiyonlar var. Rek'Sai, Syndra şimdiden tutabilirler. Muhtemelen ona göre kitle kontrolden bir destek de seçecektir. Tam Jhin'in istediği ortam. Syndra'nın bir de şöyle de bir avantajı var. Çok kendisine uzakta olan bir rakibini sersemletebiliyor. Ve bu da Jhin'in çok işine yarayacak aynen bir durum olabilir. Ya Senkaks da Vladimir'i kitledi. Çok iyi bir Vladimir oyuncusu. Gerçi Syndra'ya karşı işte çok zor Vladimir'in erken aşamada özellikle. Erken aşamada Senkaks çok zorlanacaktır. Çok dürtülecek. Orada hayatta kalmak için. Yani canını tabii yeniliyor ama erken aşama çok çok zor. Muhtemelen 4 iksir artı botla girdiğini görebiliriz. Yetenek atışlarından da kaçabilmek adına. Orta koridorun bayağı defansif oynayacağını, bayağı sorun yaşayacağını söylüyoruz. Ezreal kilitlendi bu arada. Ezreal, Karma. O koridor başının çaresine bakar. Bu belli etti ki Splash üst koridora konsantre olacak. O belli oldu. Son seçimi de üst koridora bıraktılar. Böylece kontra seçim yapacaklar. Alt koridor güvenli bir alt koridora sahipler. Vladimir başının çaresine bakabilir en azından geriye düşse de. Üst koridora odaklı oynayacak Splash belli ki. Şimdi bakalım görecekler TSM'in üst koridor seçimini. Hunters nasıl bir seçim yapacak? Double Lift ve Biofrost. Şu anda seçim yapacak ikili Thresh'i gösteriyorlar bir yandan. Seçilir mi? Yok zannetmiyorum. Bilmiyorum ama. Zannetmiyorum. Birazdan bunun cevabını alacağız. TSM yalnız son saniyelere kadar bu seçim zamanını kullanıyor. Narbram çok iyi. Tam ideal Jhin kompozisyonu bu. Muazzam ya Jhin için şu anda. Aynen. Her şey var neredeyse. Minyon dalgası temizleme var. Alan kontrolü var. Jhin için ideal. Ön tarafta rakibi tutacak 4 şampiyon ve arkalardan istediği hasar verebilecek bir Jhin. Sinerjisi yüksek. Koridor anlamında 3'ü de kazanan koridor neredeyse. Çünkü artık metanın en önemli şeyi birden fazla kaybeden koridorunuz olmamalı. Olmaması kesinlikle. En fazla bir. Bu arada
Şeyi kar gördüm. Bu... Görünce aklıma geldi. Sözünü kestim ama Aurelion Sol açıktaydı ve kimse almadı. Ya şimdi Aurelion Sol için takım halinde çok iyi koordine olmak lazım. Onu öyle seçemiyorsunuz kolay kolay. Irelia seçildi Nara karşı. Yalnız Splice kendi kendi bitirdi. Şu açıdan bitirdi. Erken oyunda, yani oyunun ilk 4-5 seviyesinde, 7. seviyeye kadar diyelim, 3 koridorda kaybediyor. Tamam, 7. seviyeden sonra Irelia Nar'la baş edebilir. 7. seviyeden sonra Vladimir Syndra'yla iyi oynasa baş edebilir. Fakat ilk 7 seviyede, yani yaklaşık oyunun ilk 7-8 dakikalık bölümünde, 10 dakika kadarki bölümünde Splash 3 koridoru birden kaybedecek. Bu kadar çok koridor kaybederek yeni... Şimdi bundan 1,5-2 ay önce 6-13-6-12 yamasındayken 3 koridorda kulenin altına dayanırsak, koridor kaybetmekten kastım illa skor vermek değil. Hı hı. Kendi kulesinin altına çekilmek. Kendi kulenin altına çekilerek oynayabiliyordun. Bu metada oynayamıyorsun. Çünkü bu ormancının rakip nehre girmesi, nehri kontrol altına alması, rakip ormana girmesi anlamına geliyor. Bu da çok ciddi bir şekilde kulelere hasar veriyor. Kuleleri yavaş yavaş erimesine neden oluyor. Ve kulelerden alınan bu kulelerin tırtıklanması demek ilk kule altının rakibe gitmesi anlamına geliyor. Bu metada böyle oynayamıyorsunuz. Splice seçim yasaklama ekranında kendi kendini inanılmaz baltaladı. Tabii ki bu sadece seçim yasaklama ekranında, uygulamasını göreceğiz ama uygulamayı şu anda mükemmel yapmak zorundalar. Evet. Bir önceki maçta seçim yasaklama ekranında önde çıkmışlardı. Bu sefer çok ciddi sorunlu çıktı. Özellikle yukarı koridorda Irelia ile ilk 6 seviye, 7 seviyeyi çok iyi geçirmesi lazım. Oradan sonra belki yine takaslarda bir varlık gösterebilir ama ilk seviyeleri çok dikkatli oynaması lazım dediğin gibi. Şöyle, skor vermeyecek. Yani akıllı oynarsa tabii ki bunda skor vermeyecektir. Ama ilk 7 seviyede koridoru kontrol etme ihtimali yok Irelia'nın Gnar'a karşı. Doğru söylüyorsun. Ve keza maçta... Aynı şey Vladimir Syndra eşleşmesinde. Keza aynı şey Ezreal Karma. Hadi Karma belki Ezreal'la bir miktar idare edebilir ama gene de Braum Jin koridor kontrolünü ele geçirecektir. Bakalım tahminlerimiz nasıl çıkacak? Yorumlarımızı yaptık ve vadiye indik. Günün 3. maçındayız. D grubu için, ölüm grubu için 3. grupta 3. maçtayız. TSM mavi tarafta olacak. Splice ise kırmızı tarafta olacak bu maç boyunca. Ve iki tarafında bütün oyuncuları orman girişlerini tutma çabaları içerisinde. Erken oyun için kritik isim Mickey X. Yani Karma ile gerçekten çok efektif olması lazım ki, bu arada Kobe geçişini attı ama şey, tabii bu arada ilk totemi de kesmeyi başardılar. Mickey X çok etkili oynamayı başarırsa, yani gerçekten çok başarılı olursa orta koridorda dürtmeler konusunda, belki o koridoru kaybetmeyebilirler. Bu arada Kobe sihir geçişle mi başladı? Yok, şeyle başladı. Ben yanlış söyledim. Özüt atışı mı? Özüt atışı. Özüt atışıyla başladı. Ben yanlış sihirin ismini söyledim. Kusura bakmayın seyircilerimiz. Ben çünkü o sırada başka bir şey kontrol ediyordum. Göremedim. Yok. Çok geriye düşürür çünkü başta. Yok, öyle bir şeyle başladı. Hani öyle bir şeyle başladı. Ben yanlış yeteneğin ismini söyledim. Tamam, önemli değil. Sankax bu arada gitti. Birinci seviyede rakibinin keskin gagalarından bir tane ufaklığı çaldı. 5-6'ın cebine koydu. Bakalım bunun Pardon. Nasıl bir... Özüt akışı değil, Q'su, yani gizemli atış. Gizemli atış. Özüt akışını en geç başlattı. En geç yetenek veriyor zaten ona. Bakalım şimdi Kobe ve Mickey X ikilisi koridoru ittirmeye çalıştılar hemen. Double Lift ve Biofrost'un kayıcılardan başladığını hatırlatalım. Koridora gelmeden önce kayıcıları kestiler. Öyle geldiler koridora. Daha hızlı ikinci seviye olmak için Mickey X, bu arada Biofrost kaçırdı orada. Mickey X dürtmeye devam ediyor rakiplerini. O işte buz yanığını kaçırmak bir anda koridorun kontrolünü değiştirdi. Eğer o buz yanığı tutsaydı şu anda koridor TSM lehine gelişiyordu. Kobe de çok akıllıca oynuyor ittirmeden koridoru. Yani ittirecek illaki koridor fazla minyon olduğu için ama olabildiğince yavaş ittirerek diyelim. Karşı gelmek için Hunter bu arada Meganar'a dönüşmüş. Orada Wunder üzerine gelince bir takas girişimi oldu. Çok büyük bir değişiklik yaratma her iki taraf içinde. Sankax'ı görüyoruz. Kulenin altında kabul etmek zorunda kalıyor şu anda oyunu. Björksen çok hızlı bir şekilde geriye dönüyor 3. seviyede. Tam tahmin ettiğimiz gibi bu arada çizme ve 4 tane iksirle girmiş.
koridorda tutunabilmek için Vladimir. Şimdi bence Bjorksen de o yüzden erken geri döndü. Baktı ki rakibi böyle defansif başladı. O da döndü, bir tane daha Doran yüzüğü aldı. Çünkü koridor safhası uzun sürecek gibi. Ve yani önümüzdeki 4-5 dakika onun üstün olduğu yer, orada baskıyı iyice arttırmak istiyoruz. Çünkü sonra Vladimir'le kolay kolay takas yapamıyorsunuz. Hemen canını yeniliyor çünkü. Bir 5-6 dakikalık daha bir küçük pencere var Sindra için. Trashy bu arada yukarı koridora baskın yapmaya geldi. Nehir üzerindeki çalıda duruyor ama Hamster'ın orada bir bakıyorum. İlk maviyi alıyor bu arada Sindra. Bu maviyi aldıktan sonra işte burada Vladimir'in hayatını zindana çevirmeye çalışacak mavi güçlendirmeyle de birlikte. Bundan dolayı da belki erken döndü. Şimdi Wunder, Hunter ikisi görüyoruz. Hunter nasıl otomatik saldırıları Wunder'ı geriye itiyor. Minyonlardan uzaklaştırıyor. Svensker'in de ormana dönmeye devam ediyor. Şimdi orta koridoru gördük. İşte mavi güçlendirmeyle birlikte hemen Senkaks'ın canını azaltmaya başlamış Bjorksen. Olabildiğince dürtmeye çalışıyor Senkaks'ı. Yalnız zayıflara acıma tutmadı. Aynen, o tutsa gerçi dördüncü seviyede ama yine de daha fazla dürtecektir rakibini. Önemli olan kule altına itip oradaki minyonların kuleye ölmesini sağlamak. Svensker'in yakalanıyor rakip ormanda. Bakalım şimdi örümcek ilişiyle Trash üzerine gidiyor. Kırmızı güçlendirme sayesinde yavaşlatmayı da başardı. Orada Biofrost'a double if yetişemiyor. Şimdi üzerine gidiyorlar Trash'in. Trash'in yerine mıllıyorlar. Bjorksen'de kalan skor hem de çift güçlendirme. Burada Splash skoru aldı, ilk kanı aldı ama devamında bence çok büyük bir şey kaybetti. Orta koridoru erken oyununu kaybetmiş oldu diyebilir miyiz sence? Ama mavi güçlendirmesi zaten vardı. O yüzden eşit diyelim. Daha doğrusu TSM bir şey kaybedecekken kurtardı durumu. Daha iyi reaksiyon verdiği için koridorları. İşte iten koridorun avantajı bu. Koridoru ittiğiniz zaman nehre müdahale edebiliyorsunuz. Aynen. Bırakıp koridoru doğrudan aynen nehre gidebiliyorsunuz. Tekrar izliyoruz burada pozisyonu. Burada Svensker'in biraz yani fazla kendine güven ekmiş değil mi? Şöyle. TSM'in stratejisi bu. Yani TSM kazanan koridor, yani koridorları kazanıyorsanız ormancınız rakip ormana girmek zorunda. Bu oyun planı, yani oyun stratejisi bunun üzerine kurulu. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Fakat bunun kontrollü yapılması ve cezalandırılmaması lazım. Burada cezalandırmayı başardı Trash. Asıl mesele o. Hani burada Svensker'in nasıl derler, agresiflikle veya görüşü olmadan çok macera aramakla suçlayamazsınız. Bu macerayı aramazsanız bu kompozisyonun anlamı yok. Ya da bu oyun stilinin. O bu arada Trash'i yakalanacak mı acaba? Örümcek inişini kullanmak nereye zorunda gidecek? Kaldı orada. Ulti geliyor Bjorksen'den. Üzerinde skor. Svensker'in de kalıyor. Ve böylece TSM ikinci skorunu çıkarmış oluyor maçtaki. İşte bu sefer Svensker'in rakip ormana doğru hareketlenerek skoru çıkardı. Çünkü bu oyun planınız. Oyun planını kötü oynamak bir şekilde eleştirilir ama oyun planı eleştirilmez. Çünkü oyun planı doğru plan, başarılı plan ve TSM'in bütün her şeyi üzerine kurduğu plan. Svensker'in rakip ormanda kamp temizlemeye devam ediyor. Ormancı Trashy şu anda buna cevap veremiyor Svensker'ine. Trash ilk kanı aldı, sonraki iki tanesini verdi. Verdi dediğin gibi. Şunu da hatırlatalım, oyundaki ilk ejder dağ ejderi. Başlangıçta ona çok fazla değinmedik. Ve takımların daha hızlı bir şekilde dağ ejderine odaklandığını görebiliriz. Daha fazla ejder etrafında oyun yapıldığını görebiliriz bu oyun boyunca. Erken aşamada değil ama. Çünkü dağ ejderi evet değerli ama dağ ejderinin çok temel bir sorunu var. Dağ ejderi en yüksek zırh değerine sahip ejder olduğu için almak çok uzun ve çok zor sürüyor. Bu erken oyunda dağ ejderini ayıracağınız zaman pek çok, yani normalden çok daha fazla kaynak kaybetmenizi sağlar. Ve o yüzden kimsenin dağ ejderiyle ilgili zannetmiyorum 15. dakikadan önce. Bakalım. Kaan'ın dediği gibi gitmeyecekler mi? Olabilir çünkü dediğin gibi koridorda çok uzun zaman kaybediyorsun. Hunter bu arada, Wunder daha doğrusu Hunter'ın üzerine gitti yukarı koridorda. Şimdi 7. seviye oldular. Aynen. Bundan sonra artık ileriye otakaslara çok daha gönül rahatlığıyla girebilir. Zaten ağır kanını da almış. Şu ana kadar Hunter yakalayacağı avantaj yakalayacak derken Wunder o kadar iyi oynamış ki 20 milyonda öne geçmiş. Hunter o erken seviyedeki avantajını, menzil avantajını pek fazla kullanmış. Bu arada çok güzel Hunter orada sersemlikle başardı Wunder'i.
Ufak olsa bir takas gerçekleşti ama çok böyle oyunu değiştirecek bir avantaj değil. Bir Wunder bu arada pembe totemi temizliyor. Nehrin yukarı çıkışındaki çalıda bulunan Svenskeren şimdi Thresh'in olduğu yere doğru gidiyor. Bakalım burada çalmayı başarabilecek mi ya da deneyecek mi? Hiç oralı olmadı Svenskeren. Gitmedi. Björk sen yukarı koridora şimdi bir rotasyon gerçekleştiriyor. Wunder'i yakalamaya çalışacaklar. Bakalım o zayıflara acıma tutacak mı? Sersemt mi başarabilecek mi? Wunder sıçrıyor. Çok... Sıçramayı almayı başardılar. Ya sıçramayı çok güzel zamana kadar bekledi. Zayıflara acımanın geldiğini gördüğü anda, küreleri gördüğü anda doğru yerde sıçradı. İlk hafta yaz mevsiminde EULCS'in en çok gelişme gösteren, en çok alkışlanan ismiydi Wunder. Ama Dünya Şampiyonası ilk haftasında felaket oynamıştı. Gerçekten sadece Splice'in değil turnuvanın en kötü beklentilerin altındaki performanslarından biriydi ama geçen hafta nasıl tüm Splice'a yaramışsa en çok da Wunder'a yaramış. Bir önceki maçta çok görmüştüm. Bugün de harika bir iş çıkarıyor şu anda. Bakalım aynı performansı devam ettirebilecek mi derken Mikix yakalanıyor trajediye ama devamı gelmedi oradaki pozisyonda. Mikix'in de canının hiç azalmadığını görüyoruz. Kalkanın sayesinde Biofrost çok güzel kullandı o kalkanını. Kobe'nin ultisi boşa gidiyor. Kapıda eriyor. Aynen öyle. Kapı gibi durdu ultinin önünde. Ya kapı peki bir ışık dalgasını nasıl tutuyor onu anlamadım. Zaten biraz büyülü bir şey oldu. Için. Doğru doğru. Işık dalgası nasıl çıkıyor ve gider orada? Doğru. Olay İsabet dalgası açıkta. Nereden çıkıyor? İsabet dalgası nasıl yolluyor falan. Doğru, çıkırmayalım doğru. Oraya kadar. Doğru çıkırmayalım. Thresh'i şimdi... Zaten oralara girersek Malphite ile Teemo'nun nasıl karşı karşıya gelip mücadele ettiğine gireriz. Teemo yani 30 santimlik bir yordul, Malphite bir dağ. Hunter şimdi yukarı koridora. Wunder yine işte orada yakaladığı gibi pozisyon hemen takasa giriyor. Ve çok da iyi iş çıkarıyor şu ana kadar. Şimdi yukarı koridora bir rotasyon var. Uzak mesafeden Svenskeren'la birlikte Björksen geliyor. Bir alta girecekler. Hansur orada ultiyle duvara yapıştırıyor Wunder'i. Ardından zayıflar acıma ve skor Svenskeren'da kalıyor. Hansur bütün bu süre zarfı içerisinde kuleyi tanklıyordu. Koridor ittirmenin önemi diye bahsedip duruyoruz. Aynen öyle. Björksen koridoru ittirip ittirip diğer koridorlara gidiyor. İttirip ittirip diğer koridorlara gidiyor. Sengkaks da burada fazla suçlayamıyorum. Çünkü Vladimir'i aldığınız zaman yapabileceğiniz fazla bir şey yok. 9. seviye oldu. Şimdi Sengkaks artık oyunda biraz kendi göstermeye başlayabilecek. Yapacak bir şey yok yani. Hani bu seçim yasaklamayı yaptığınız zaman böyle oynanmak zorunda bu oyun. Bakalım TSM avantajını koruyabilecek mi? Biofrost ve Double Lift kayacıları aldılar bir kez daha. Alt koridora dönüyorlar. Burada baktığımız zaman tabii en önemli şey şu an minyonlar. Minyonlarda çok büyük bir fark olmadığını görüyoruz. Buz yanı gelecek mi? Mikix orada birazcık dürtüldü ama geriye çekiliyorlar. Şimdi Merolimico'nun tamamlamış ilk eşya olarak Syndra. Bu arada buradaki baskını görüyoruz. Zaten ulti tuttuktan sonra yani Wunder için çok çıkış yok. Arka arkaya kitle kontrolü. Rek'sayı havaya sıçratıyor. Tekrar istersen metme giriyor. Yapacak hiçbir şey yok. Elinden geleni yapmış. Fakat şimdi orta koridora işimizi biraz daha yine açtım. Merolimico tabii ki Vladimir'e karşı en temel eşya. Zaten Syndra'nın da temel eşyalarından biri. Çünkü %30'un altına indiği zaman canı şey yapacak, can yenilemesini azaltacak, ağır yere açacak. Fakat diğer tarafta da ruh gömleği var. Yani o Syndra'dan artık çok az hasar alacak zaten Vladimir. Evet, oradaki takaslar çok kolay olmayacak Björksen için. Dediğin gibi Svenskeren şimdi alt koridora geliyor. Senin de demiş olduğun gibi arkasından da hemen Björksen geliyor. Mikix kaldı kulenin altında. Sıçramasını da kullandı. İsabet dalgası geliyor ama çok fazla bir işe yaramadı o isabet dalgası. Skor da Double Lift'e kalıyor. Alt koridorda bir kez daha. Bard'ın ilk defa o da skor almış oldu Double Lift. İlk kuleyi almak için de büyük bir yarış var ama muhtemelen TSM bu yarışı kazanacak. Orada 3 kişi oldukları için. Evet. İşte hep söylediğimiz konu. Kaybeden koridoru seçerseniz yavaş yavaş kuleler de örselenmeye başlıyor. Kritik nokta bu.
Sen Kaks da şimdi yukarı doğru gitmeye çalışıyor. Çünkü ilk kuleyi onlar almak istiyorlar. İlk kule için bir yarış var. Kim diğer alacak? Tarafta kim aldı? O Splice aldı. Splice aldı, evet. Çok az bir farkla Splice aldı. Minyon dalgası yetmedi çünkü TSM'in onu almasına. TSM'de bir de oradan Sven Skarren erken ayrıldı. Sonra tekrar geldi. O açıkçası Sven Skarren'in büyük hatası o. Nasılsa biz bu kuleyi çok daha rahat alacağız dedi. Fakat iyi hesaplayamadı bunu. İyi hesaplayamadığı için de ilk kule altın, yani 400 altın rakibe hediye etmiş oldu. Ve şöyle söyleyeyim, sadece 400 altın değil, 800 altın hediye etmiş oluyorsun. Çünkü aynen, siz kaybettiğiniz, yani sadece rakip 400 altın kazanmıyor. Siz kazanacağınız kaybedin. 400 altını kazanıyor. 800 altınlık bir değişim bu. Aynen öyle. Bu arada dağ ejderini de alıyor TSM alt koridordaki kuleyi aldıktan sonra. 14. dakika itibariyle Hunter'da yukarı koridorda ikinci kulenin önünde minyonları kesmeye çalışıyor. Şimdi Thresh'i geliyor. Orta koridorda kule altında Björksen'e bir baskın var. Mickey X'e geliyor ama Björksen sıçrayıp uzaklaşıyor. Thresh'i sıçramak zorunda kaldı pozisyondan çıkmak için. Orada ışınlarını iptal etti. Hunter ışınlarını gösterince bir de Meganar formundaydı. Hemen kaçtı Splice. Hiç orada daha fazla işi uzatmadı. Işınlarını iptal etti ama şimdi ışından avantajı Splice'a geçti. Evet, Wunder'de var şimdi ışından, bakalım. Benim de kuleyi de aldığı için iki kat avantajlı esasında. Biofrost tersten dolaşıyor. Senkaks'ın üzerine gidecekler. Sersemletmeyi başardılar. Senkaks eriyor. Skor Biofrost'ta kalıyor enteresan bir şekilde. TSM'de 4 kişi Vladimir'i dümdüz ettiler. Aynen öyle. Yakalanınca, bir kere sersemletmeye yakalanınca o kitle kontrol zincirinden çıkamadı. Zaten Kızıl Havuz'a girer çıkabilse ama evet. Kızıl Havuz'a muhtemelen basıyordu bu bütün hızıyla W'ya ama bir türlü Kızıl Havuz'a girmiyor şampiyon. Sıçraması da vardı, belki uzaklaşabilirdi ama yapamadı. Orta koridorda kuleyi düşürmeyi başarıyor TSM. Şu an itibariyle aradaki altın farkını da önemli boyutta açmış oldular. 3000 altına yaklaştı. Aynen. Oo, bu arada Björksen sersemletiyor ama Koza'ya yakalandı. Bakalım oradan çıkabilecek mi? Şimdi ultisini kullanıyor. Thresh'i orada hayatta kalıyor ve skor da Thresh'i de kalıyor. Björksen biraz burada fazla güvendi kendisine. Wunder şimdi yakalanıyor diğer tarafta. O üst koridor tarafında 3 çalın içerisinde şimdi sıçramasını kullanıyor da oradan. Uzaklaşmayı başarıyor sıçramasını kullanarak. Bir anda karşılıklı takaslar. Yalnız şeyi söylemek lazım. Björksen orada, yani kuleyi de aldıktan sonra geriye dönebilirdi çok rahat parasını harcamak için. Birazcık daha kalayım yani, derken. Zayıflara acımayla çok kolay alan kontrolü yapabileceğini düşündü ama üç taraftan kuşatıldığının farkında değil. Burada birebir takas yaptığını düşünüyor ama diğer taraftan Mickey X de yetişiyor. Ultiyi burada Syndra'nın, Björksen'in yaptığı asıl hata ultiyi kullanması. Yani örümcek inişiyle o ultiden kaçacağı belli şeyin, Thresh'in. Bu arada şimdi Sven Skarren üzerine doğru gidiyor. Thresh'in arkadan son perde vuruşları geldi. Thresh'in canı bir hala azaldı. Şimdi %20 civarında. Thresh'in düşecek mi? Son anda örümcek inişini kullanıyor. Yeterli oluyor mu? Hayır olmuyor. Diğer tarafta double lift'e kalmış. İşte Wunder o ışınlanma avantajını kullanıyor şimdi. Biofrost'un üzerinde Vladimir ultisi var. Splice saldırmaya devam ediyor. Biofrost'a düşüyor. Ve Splice bu pozisyonda 2 skor çıkarmayı başarıyor. 2-2 bir takas oldu. Evet, 2-2 bir değişim oldu. Mickey X ne zaman düştü onu anlamadım. Tekrarında göreceğiz büyük ihtimalle. Bir anda iki tarafta birden savaş olunca hepsini yakalayamadık pozisyonun. Şimdi Björksen bakalım burada ne yapacak? Kuleyi koruyabilecek mi? Sven Skarren de ona doğru katılıyor. Minyonları temizleyip kuleyi kurtarmayı başarıyorlar. Hunter tabii bu sırada yukarı koridorda ittirme fırsatı buldu. İşte ışınlanma avantajı çok önemli Kaan. Işınlanma avantajını da çok doğru kullandılar. İşte burada görüyoruz savaşın alt tarafını. İşte ultiyi açtıktan sonra önce Thresh'i yakalıyorlar. Burada 3'e 3 bir savaş oluşuyor. Tam Jin'in istediği ortam. Bunu seçim yasaklama ekranında da söylemiştik. Fakat ışından öyle bir yere geliyor ki double lift giderken İrelia demeye kalmadan düşüyor. Björksen almış. Björksen almış, evet. Mickey X düşmeseydi, yani Björksen o skoru almasaydı aslında buradan Splice avantajlı. Genelde 2-2 değişime rağmen Splice'ın hafif de olsa avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü proaktif, yani harekete başlayan taraf TSM'di. Bu hamleden dezavantajlı çıkmayan taraf Splice olduğu için kısmen Splice'ın kazandığını söyleyebiliriz bu değişim. Daha fazla geriye düşmelerini engellediler esasında. Eşit bir takas yaparak. Yalnız Wunder biraz gaza gelmiş gibi. Çünkü üçlü kuvvetten sonra genelde İrelia'ların tanka gittiğini görüyoruz ama gördüğümüz kadarıyla Mahvolmuş Kralın kılıcını deneyecek. Çaldı.
Çalmadı, hayır. Sindir aldı zaten. Sindire'ye bıraktılar. Ha, pardon, Sindir aldı. Pardon. Şey, isabet dalgasıyla Ezreal çalmaya çalıştı. Yetmedi. Ben Sindire'ye çaldı bıraktım. Gibi gördüm de orada. Yok. Sindire. İsabet dalgası geldi ama o sırada çok fazla canı vardı mavi güçlendirmenin. En son Sindire'ye bıraktılar. Bakalım şimdi TSM'in bir sonraki hamlesi ne olacak? TSM yalnız alt, tüm harita kontrolüyle geçmiş durumda. Aynen öyle. Alt koridora doğru ilerliyorlar. Bjergsen, Double Lift, Biofrost hepsi alt koridorda. Sankax tek başına korumaya çalışıyor bu kuleyi. Derken Thresh'i ve Kobe de oraya yetiştiler. Bu kule kuşatması bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Splice takımı korumayı başarıyor kuleyi. Hamster'ın işi zor tabii yukarı koridorda ya. Hem minyonda geri hem skorda geri. Ya Wunder'in bu üçlü kuvvetten sonra tank gitmeme tercihi biraz ağır patlayabilir. Çok çok pahalıya patlayabilir. Şimdi tekrar takasa giriyorlar Hunter'la birebir ama orada iki tarafında neredeyse canı gitmedi diyebiliriz. Bunlar logosunu göstererek. Logoyu gösteriyor da ateşle oynuyor şu anda. Wunder onu söyleyelim. Svensker'in bir kez daha kırmızı güçlenme alıyor. Bu arada Biofrost gelmiş. Orada trajedi tutuyor. Şimdi son perde açıldı. Wunder üzerine çok yüksek hasar var. Wunder düşüyor. İşte hiç tanklık yetisi olmayınca, eşyası olmayınca ya bu kaçamazdı gerçi buradan da. Burada bütün eşyalar tank olsa da bir şey olmazdı ama bunun için söylemiyorum ama Wunder'inki biraz iddialı bir tercih, öyle diyelim. Bu arada Bjergsen ne yaptı orada? Bjergsen ne yaptı? Tabii anında ki bitirdi Ezreal'ı. Şimdi Thresh arka tarafta, bakalım hayatta kalabilecek mi? Svensker'in peşinde. Bjergsen 2'de 2. Syndra, Bjergsen birleşince ortalık kan gölüne dönüyor. Mikix oradan uzaklaşıyor şimdi. Syndra güç patlaması böyle bir şey. Ultisi. Tek bir hedef, yani Syndra'nın sorunu tek hedefli olması ama o tek hedefi paramparça edebiliyor. Ezreal'ı paramparça etti. Üzerine irade gücüyle skorunu da aldı. 3 topu birden alıp fırlattı. Thresh'i skorunu da aldı ve tamamen kontrole TSM'e geçti. Bir önceki maçta Bjergsen büyük ayağı kırıklığı yaratmıştı ama şimdi Bjergsen gibi oynuyor. Aynen diyeyim. Öyle. Biraz Zillion'un da etkisi vardı herhalde orada. Sankax şimdi arada kaldı. Sersemleyecek mi bakıyorum. Kan havuzunu kullanıyor. Işınlanma geliyor Hunter'dan. Ultisini kullandı. Gelir gelmez. Wunder'i orada sersemletme başardı. Arka arkaya sersemletme fikri geliyor. İki kişi birden düştü. Hem orada Mikix hem de Wunder'i düşürmeye başardılar. Thresh'i geldi. Thresh'i yakalanıyor orada ama sıçrayıp uzaklaşıyor Thresh'i. Thresh'i Sankax şimdi uzaklaşabilecek mi bakalım bu pozisyona. Sankax hayaletini açmış. Koşa koşa uzaklaşıyor. TSM zafere bir adım daha yaklaştı diyebiliriz bu pozisyondan sonra. 7000 altına çıkardılar. 7000 altından daha önemlisi bütün harita kontrol ellerinde. Rakip ormanı tamamen ele geçirmiş durumda TSM cephesi. Kritik eşya eşiklerini açtılar. İkinci ejderi de alıyorlar şu anda. Dağ ejderinden sonra okyanus ejderini. TSM çok ciddi bir fark yakaladı. Oyun üstünlüğü yakaladı şu anda. Bjergsen tuzak arayışı içerisinde Mikix'i yakalıyor. Sersemletiyor. Ulti atıyor. Ve skor Bjergsen'de kaldı. Ya Bjergsen şu anda... Yaz bu sahneyi yaklaşık 1,5 dakika önce gene görmüştü. Gene bu ikili. Bjergsen... Mikix aynı köşede bir kere daha yakalandı. Dördüncü skorunu verdi zaten Mikix. Şu anda o güç patlaması muazzam hasar veriyor ya. Evet. Altı topla birden yapabilirseniz, yani yaptığı sürece bir görsen, neredeyse herkese tek atabilecek durumda. Pardon, biraz evvel aynı şeyi, aynı senaryoyu Mikix'e değil, şeye yapmış, Kobe'ye yapmış. Alt koridora, bak senin nişancına yapmıştım, bir de sana göstereyim dedi Mikix'e. Önce alıyorsun topları, böyle güç iradesi, irade gücüyle atıyorsun. Zayıflara acımayla sersemletiyorsun. Sonra güç patlamasına basıyorsun, bütün toplar kafasında patlıyor diyor. Uygulama olarak Syndra nasıl oynanır? Burada da biraz önceki pozisyonun tekrarını izliyoruz yine. Ya şurada gelir gelmez ultiyle niye hala orada duruyorlar ben anlamış değilim. Splice ekibini. İki kişi birden sersemletiyor, üzerine top. Zayıflara acıma, üzerine Fier York karşılaması, üzerine irade gücü. Bu kadar yetenek olduğu zaman da işte böyle kafasını kaşıyan... Düşünceli bakan, ne yapacağız abi, nasıl döndüreceğiz maçı diyen... Splice üyeleri, oyuncuları... Şimdi Bjergsen yine aldı orada 3 topu. Kimi yakalayacak? Kobe'yi yakaladı ama devamını getirmediler.
3 top olunca zayıflar acıma 2 ya da 3 kişiyi birden sersemletebiliyor ki 2 kişiyi sersemletti. Yukarı koridor Double Lift ve Biofrost kuledeki baskıyı devam ettiriyor. Şimdi Spice ekibi de oraya doğru geldi. Thresh'i yakaladılar. Üzerine gelen trajedi. Tam bir trajedi oluyor Thresh için. Bakalım şimdi oraya ışınlanma geliyor kuleye. Bu pozisyonu devam ettirmek istiyor Spice ekibi ama takassa devam edebilecek güçleri pek fazla olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Senkax yakalanacak mı? Senkax trajediden kan havuzuyla kaçıyor. Ve kulesinin güvenli mesafesine geliyor ama Hunter diğer taraftan vurmaya devam ediyor. TSM takipte. Wunder çok fazla hasar aldı. Wunder düşüyor. Kime gidiyor skor? Björksen'e gidiyor bir kez daha. Kuleden çok fazla hasar alınca Svensken arada düştü. 2'de 2 yapan Björksen vurmaya devam ediyor. Skor almaya devam ediyor. İlk İmitör Kulesi'nin düştüğünü göreceğiz. İmitör Kulesi düşüyor. İmitör'ü de açacak büyük ihtimalle TSM ekibi. Splice şu anda çaresiz görünüyor maçta Kaan. Ve TSM mutlak bir baskı kurmuş durumda kulelere de. İnibitörü açmadılar, riske almak istemiyorlar ama çok rahat bence açabilirlerdi. Yine de mümkün olan en az riskli oynamak istiyorlar haklı olarak. Tekrar geliyor ekranlara. İşte zayıflara acıma, üzerine trajedi. Yerden yükselen Rexa'yı daha yere konamadan paramparça olan bir Thresh. Aynen öyle. Devamında. Ya burada niye devam ettirdiler pozisyonu? Ya kovalaya birini yakalayabiliriz belki dediler. Çünkü düzenli kaçmak, geri çekilmek kolay değil. Belki kaçanlardan birini yakalarız dediler ama yakalanan kendileri oldu. Aynen. Burada da yalnız Mikik skorunu biraz fazla almışlar. Kobe'yi bu arada trajediyle yakalamayı başardılar. Üzerine o toplar geliyor. Karanlık küreler. Can almaya devam ediyor. Hanser iki kişiye bile uçtu tutturuyor. Bir de sersemletiyor. Björksen de yetişince skorlar çıkıyor yukarı koridorda. Ve oyun bitecek muhtemelen. 3 tane 30 saniyenin üzerinde ölüm süreleri var Splice'ın 3 oyuncusunun. 26. En azından inhibitör ilginçtir. Baron'a gittiler. Açık olan inhibitörü açmak çok daha iyi bir fikirdi. TSM'in Baron kararı tamam Baron'u almak iyi bir fikir ama açık olan inhibitörü hazır oradayken, üst koridordayken almak daha iyi olabilirdi. Baron'u alıp tek seferde yani bundan sonraki saldırıda oyunu bitirmeyi amaçlayabilir belki TSM. Çok önde çünkü 11 bin altın önde Kaan. Tamam doğru yani, yanlış değil ama yani hazır savaş orada devam ederken. Niye almadılar? Evet. Doğru söylüyorsun. Ama işte burada Kobe'nin trajediye yakalanması bir anda işi bitirdi. Nişancı yakalandıktan sonra yapacak hiçbir şey yok tabii. Yana hamle yapamamış. Yalnız burada da Thresh iki kişiyi duvara inanılmaz vurulamış. Hemen gelen Björksen işi bitirdi. Burada açık o inhibitör. Yani o inhibitörü alıp, o inhibitörü almaları çünkü 3-4 saniye sürecek. İnhibitörü alıp çok rahat Baron'a geri dönebilirlerdi. Tercih etmediler. Bu arada Okyanus Ejderi de TSM'e güç verdi. Bir sonraki çıkacak Ejder yine Okyanus Ejderi olacak. Can yenilemesi verecek savaşta değilken. Bakalım şimdi TSM alt koridora doğru geçti. Double Lift'i gönderdi Hunter'ın yanına daha doğrusu. Bu kuleyi korumaya bile gelmiyor Splice. Şu anda üstünün sınırlarını terk etmek istemiyorlar. İstemeyeceklerdir bir süre büyük ihtimalle. Üst koridordan bir ayrı gittirme var mı diye bakıyorum ama yok. Orada bu arada bu kuleyi savunmaları lazım ama. Dümdüz sağlıyorlar derken Wunder Björksen üzerine gitmeye çalışmış. Şimdi Hunter gidiyor. Björksen'in çok fazla canı gitti derken ne oldu? Yok oldu. Wunder'i paramparça. Şimdi son perde Thresh'e vurmaya başladı. Kobe bu arada Double Lift'i buluyor ama Double Lift'in verdiği hasar çok fazla. İkisi birbirine vurmaya devam ediyorlar. Ve oradan galip çıkan Double Lift oluyor ama cana bakar mısınız? Double Lift'i seçseler de canını görsek. Canı valla tek basamaklı olabilir kalan canı. Ama zaten bu biraz işin şovuydu. Çünkü TSM çoktan istediğini fazlasıyla aldı. Şimdi Biofrost üzerinde doğru gidiyor. Senkax son anda sersemlemekten kurtuldu kan havuzuyla. Hunter vurmaya devam ediyor inhibitöre. O inhibitör düşecek gibi şimdi orta koridordaki inhibitöre döndüler. 3 inhibitörü de açacaklar mı acaba son saldırıyı yapmadan önce? Evet. Yukarıdaki inhibitöre de gidiyorlar şimdi. Bütün inhibitörler açmaya çalışıyorlar. Senkax bu arada yakalanıyor. Üzerine bir de buz canı, kan havuzu canını kurtaran son anda ama Thresh'in böyle bir imkan olacak mı? Orada örümcek ilişkiyle kaçıyor ama aradan Wunder
double lift'i çıkarmayı başardı, yeterli olacak mı emin değilim. Ellis düşüyor, Thresh'i düşüyor. Şimdi 4'e 3 bakalım ne olacak, bu pozisyon devamı. Kulelerin canları erimeye başladı. Baron güçlendirmeli, minyonlar vurmaya devam ediyor. Şimdi Asur orada ultiyi kullandı ama kan havuzuyla kaçmayı başarıyor Senkax. San Francisco'da TSM sesleri yok. San Francisco'da değil mi hala? Evet. San Francisco'da TSM sesleri yükseliyor. Ve böylece TSM günün ilk galibiyetini almış oldu ve 3 galibiyete çıkmış oldu. Splice ise elendi. Elendi mi? Elendi. Bütün şeyini kaybetti değil mi? Bütün şansını kaybetti çeyrek finali. Çünkü 3 mağlubiyet, 4 mağlubiyet, 1 galibiyette şu anda. Evet. Ve bütün şansını kaybetmiş oldu Splice ekibi. Böylece grup aşamasında dünya şampiyonasına veda ediyor. TSM rakibini tebrik ediyor. TSM şimdi 2 maç bekleyecek ve günün son maçında ne olursa olsun bir final maçına çıkacak. Aynen. O maçta grup birinciliği için sadece şeye çıkabilirler. Çeyrek final bileti için çıkabilirler veya sadece tiebreak ihtimali için çıkabilirler. Ama son maçı TSM'in final olacak RNG ile, o kesin. TSM taraftarları bu arada muazzam ya. TSM ilk çıktığından, ilk kurulduğundan beri o kadar büyük bir sevgi görüyor ki, ilgi görüyor ki Amerikalı özellikle League of Legends severlerden. Yani muazzam ya. Ama TSM zaten açık ara Kuzey Amerika'nın en başarılı ve en köklü takımı. O yüzden çok da şaşırtıcı değil. Bir numaralı takımlar. Tarihlerinde galiba bütün NALCS finallerinde oynadılar. Aynen. Bütün dünya kupalarında gittiler galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Gidemedikleri olmadı. Ondan emin değilim ama bütün NALCS finallerinde varlardı. Gidememiş olabilir. Şimdi ben de iddialı konuşmayayım. Bu yorumları zaten yapmak için analiz masası var. Analiz masasında bizleri bekliyor analizlerimiz. Bakalım onlar neler söyleyecekler. Glandal ve Second Best'e sunumları için teşekkürler. Güzel bir karşılaşmayı daha geride bıraktık. Yavaş yavaş çeyrek finalist takımları belli oluyor. Hatta Splice'a şimdiden veda ettik bile. Geriye 3 takım kaldı. Karşılaşma hakkında ne düşünüyorsunuz? Açıkçası ben seçim ve yasaklamadan itibaren Splice'ın geride olduğunu düşünüyorum Noel Dayı. Yani şöyle bir durum var şimdi. Bu orta koridorlarda en güçlü sayabileceğimiz şampiyon Syndra ve karşınızda Bjergsen var. Syndra ile tanınmış, Syndra ile bilinmiş ve en iyi şampiyonu Syndra olan bir oyuncuya karşı Syndra açık bırakmak ne kadar mantıklı? Ben bunu Splice'a sormak istiyorum ve sana sormak istiyorum. Abi hani bunu daha önceki Amerika LCS yayınlarında da söyledik. Zamanında hani başka yayınlarda da söyledik. Tekrar söyleyeceğim artık bıkmadan, usanmadan. Ben bu kadar söylüyorsam Splice'ın da farkına varması gerekiyordu. Bjergsen'in bir sözü var. Eğer gerçekten iyi oynadığım tek bir şampiyon varsa bu Syndra'dır. Artık yani kaç defa söyledim ben sayamadım. Ama demek ki Splice birazcık o konuda dersine çalışmamış mı diyeyim, yoksa risk mi aldılar diyeyim bilmiyorum ama hatalı bir tercih yaptılar. Büyük ihtimalle orada Senkaks'ın Vladimir seçimine güvendiler. Yani biraz orada Syndra'yı işte koridorda counterlayabileceğine, antileyebileceğine inanmış olabilirler ama hani sonuçta karşınızdaki oyuncu Bjergsen ve bu iş sadece koridor safhasında da bitmiyor. Bunun yanında takım savaşları gelecek, rotasyonlar gelecek. Burada çok daha başarılı olan, çok daha üstün olan taraf TSM ve Bjergsen. Madem Syndra'dan korkmuyorlar, Vladimir'i tercih ediyorlar. Desteğe bir Tahm Kench tercihi gelse fena olmaz mıydı? Tahm Kench açıktaydı ama onlar Karma'yı tercih etti. Evet, Karma çok güçlü ama karşıda size ani ve yüksek hasar verebilen bir şampiyon varken Tahm Kench hayatınızı kurtarabiliyor. Bu evet, arada iyi olabilirdi. Karma alan takımlar da bugün hezimete uğruyor. Aynen. Fark ettik değil mi? Alt koridorda olsun, takım savaşlarında olsun. Ve kim olursa olsun. Evet, yok oluyorlar. Her ne kadar güçlü bir seçim desek de Karma'ya hak... ama tank şampiyonlar, özellikle üst koridorda da böyle Rumble, Jayce, Kennen gibi şampiyonlar oynanmaya başladığı için tank destekler biraz daha iyiymiş gibi geliyor bana. Özellikle Alistar, Braum, yani bu ikili üzerinde çok fazla dönüldüğünü görüyoruz. Tabii yeri geldiğinde de Tahm Kench'i görmeye başladık. Bana ama tank destekler bu üst koridor değişikliğinden sonra yavaş yavaş metaya giriyormuş gibi geliyor. Ya aslında ben de bu konuda katılıyorum. Hatta genel olarak baktığımızda Karma'nın yanına ben Nami'yi de eklemek istiyorum. Nami gerçekten çok güçlü bir destek ama
MSI'dan beri bu arada tercih ediliyor. Hani güzel bir tercih oranı da var. Ama ben Buram kadar, Alistar kadar işlevsel olduğunu düşünmüyorum. Evet, belki burada karma tercihi yerine işte senin de bahsettiğin gibi Tahm Kench mesela Syndra tercihi ilk tercihten gelmişti burada TSM tarafında. Çok çok daha iyi bir seçim olabilirdi. Çünkü özellikle tek şampiyon odaklı bir büyücüye karşı oynarken, yani ultisi için konuşuyorum burada tabii, kitle kontrolü veya W'sunu saymayacağım. Gayet mantıklı Spice tarafından yapılabilecek bir seçimdi ama onların aklında başka şeyler vardı büyük ihtimalle. Buradan bence daha avantaj çıkan taraf. Lafını böldüm ama Spice rakip, TSM'in rakiplerine bir iyilik yaptı. Aynen. Yani Syndra'yı açıkta bıraktılar. Bakın ne oluyor. Seçeceğini aynen. Biliyorlardı. Hani bırakmayın abi, bırakmayın. Spice cevabı. Hani biz çıkamayacağız, TSM de çıkmasın mantığıyla. TSM gidebildiği kadar yere kadar gidecek ama o Björksen'e Syndra verilmesin abi, verilmesin. Ya aslında bunu Huhi'nin Aurelion solunda da görmüştük. Ya muhtemelen Huhi hani bir daha Aurelion sol oynayamayacak uzun bir süre. Aynı şekilde Björksen da Syndra'yı uzun bir süre oynamayacaktır. Ya aslında genel olarak Verse'e baktığımızda daha büyük takımların birazcık daha küçük takımlara karşı bazı gereken saygı yasaklamaları yapmadığını ve bunun acısını, bunun bedelini çok kötü bir şekilde ödediklerini biliyoruz. Ama ve burada büyük takım da değilsiniz Splice olarak. Yani evet, ya Splice'in hikayesine baktığımızda da bu arada ligde kalmak için çabalarken birdenbire inanılmaz bir ivme yakaladılar. Worlds'e geldiler. Worlds'de Rox'u yenmeyi başardılar. Yani daha demin ilk galibiyetini almayı başardılar ama Rox'u Samsung. Aynen öyle. Samsung'u yenmeyi başardılar. RNG'yi yenmediler mi? RNG'yi. Evet evet. Splice RNG'yi yenmeyi başardı. Yani gerçekten bu... Bu arada şu pozisyona da bir dikkatini çekti. Yani... W'da değmiyor. Hani, hani değse... E'de değmiyor. Yani E'de. Hiçbir yeteneği... Sadece R'ye tıklıyorsun. Tam benim şampiyon ya. İşte Malzahar, Syndra. Bu tarz böyle R'ye basacaksın, win'ini alacaksın. Ben temizsin. De Orianna ile lig atlamaya çalışayım. Aman top nerede? Aman kontrolüm nerede? E bunda da var top. Bu da bunda da kontrol. Bunda topları var. Ama Orianna'nın topu çok daha farklı. Ya kontrol anlamında en azından. Tabii canım. Bu arada burada da Hunter'dan mükemmel olmayan bir ulti gördük ama özellikle daha sonrasında gelen kitle kontrol zinciriyle beraber çok rahat bir savaş almayı başarmıştı TSM. Bir de üzerine tabii kule almayı başardılar. Çok büyük bir avantaj zaten burada ele geçirmişler. Yani burada Irelia'nın öldüreceğini falan düşündüm ben bir an Syndra'yı. Ta ki Syndra R'ye basana kadar. Değil mi? Yani, herhalde Irelia da beklemiyordu yani onu. Ama ya gerçekten kimse beklemiyordu. Bu arada TSM hayranlarıyla bir röportaj var. San Francisco'ya hazır senin yanına gidiyoruz. Herkese merhabalar. TSM, TSM diye çığlıklar atan fanlarla birlikteyiz şu anda. Hemen kendilerine dönüyorum. How are you guys? Merhabalar çocuklar, nasılsınız? Fine. İyiyiz, your teşekkürler name? Siz. İsminiz John. John ve Steven. Gördüğüm kadarıyla TSM taraftarsınız. İlk maç kaybettiler ama ne düşünüyorsunuz? Obviously I'm a little disappointed. Tabii ki biraz hayal kırıklığına uğradım. Björksen beklentilerinin çok altında kaldı maalesef. There are some other shining moments. Ama really well. Ama başka keyifli yerler vardı. W çok iyi oynadı o maçı mesela. Gene de çok iyi bir maçtı. Kaybettik ama belki. Sen hangi koridorda oynuyorsun? Ben nişancıyım. Ben orta koridor oynuyorum. What's your favorite champion? En sevdiğin şampiyon hangisi? Cassiopeia. Yeah, right now. It's definitely you. Senin? Twitch fan through and through. Ben Twitch fanatiyim. Baştan sona Twitch. Cosplay pek kullanmıyorsunuz galiba. Actually the tail comes right. Kuyruğum arkada ama saklıyorum. So, without your region, I mean like you're from here, right? Yes. Bu sizin bölgeniz değil mi? Kuzey Amerika'sınız. San Francisco musun? About 5 ay önce taşındım buraya. Region, who do you support? Bu bölgede hangi kimi tutuyorsunuz? Oh, obviously SKT. They're somebody. Sizin bölgeniz dışında kimi tutuyorsunuz pardon? SKT tabii ki her zamanki gibi bir numara takımlar. Yıllardır hani başarının standartı oldu onlar. Sen, ben de katılıyorum. Ben ama Piglet'in çok formuyum. Yani onun geri gelmesini çok istiyorum. Belki hani bizim rakibimizde olsa da. Bu sizin ilk gününüz mü şampiyonada? Evet, ilk günümüz. Bu şu an kadar ne hissediyorsunuz? Güçlü bir kitle var değil mi? Ya enerji inanılmaz gerçekten. Yani beklediğimden çok daha fazla. Yani bu kadar enerji olacağını tahmin etmiyordum. Bu kadar keyifli olacağını. Çok teşekkür ederim arkadaşlar.
Teşekkürler Hazreti güzel röportajın için. Genel Kaan Kural'a Second Best'e de teşekkürler. Güzel bir röportajı geride bıraktık. Ufak bir ara rica ediyoruz. Ardından grubun belki kaderini belirleyecek karşılaşmalardan bir tanesine geçiyoruz. SSG ile RNG karşılaşacak. Dakikalar sonra LoL TV'de.